Abdurrahman Yıldırım, TCMB'ye yeni başkan neyin nesi? Hafta sonu sürpriz biçimde Merkez Bankası Başkanı değiştirildi. Cumhurbaşkanı Hükümet Sistemi döneminin 3. Başkanı olarak eski Maliye Bakanı Naci Ağbal atandı. Bir önceki başkan Murat Çetinkaya görevden alınırken faiz indirimine direndiği açıklanmıştı. Onun yerine gelen Murat Uysal Temmuz 2019'dan başlayarak faizleri %24.0'dan %8.25'e kadar düşürdü. Bir yıllık dönemde 15.75 puana varan indirimle dünyada en çok faiz düşüren Merkez Bankası Başkanı ünvanını aldı. Son olarak faizleri 2 puan artırdı ve %10.25'te bıraktı ama fiili faizleri de %14'ün üzerine çıkardı politika faizini artırabileceğini de vurgulu biçimde yaptı. Türk lirası %33 değer yitirdi. Murat Uysal döneminde Türkiye 1970'lerden sonra ilk kez yüksek negatif faize geçti. Bankalar %7.5'ten fonlanırken mevduat faizleri aynı düzeylere inmişken yine aynı düzeylerde kamu bankaları spesifik bazı krediler veriyordu ve enflasyon da %11-12 arasında seyrediyordu. Türk lirası da aynı dönemde faizlerle birlikte hızla değer kaybetti. Aylık ortalama dolar kuru üzerinden 1 liranın değeri Temmuz 2019'da 17.63 sentten Kasım ayının 7 günlük ortalamasında 11.83 sente indi. 16 aylık dönemde Türk lirasının dolara karşı kaybı %33'ü buldu ya da TL her ay %2 kayıp yaşadı. Yine aylık ortalama üzerinden dolar Türk Lirası 5.67 liradan Kasım ayının 7 günlük ortalamasında 8.45'e yükseldi. Doların Türk Lirası karşısındaki artışı %49'u buldu. Rezervler eridi. Türk Lirası'nın değerini korumada Merkez Bankası olarak itibar sağlamada ve sonuçta da ülkenin dış dünyayla ticari ilişkilerini finanse etmede döviz rezervlerinin seviyesi çok önemlidir. Türkiye 2013'ten bu yana sermaye akımlarının zayıflamasının da etkisiyle rezerv kaybediyor. Ancak bu durum son dönemde hızlandı. Faiz indiriminin başladığı Temmuz 2019'da 99.4 milyar dolar olan Merkez Bankası rezervleri, Ekim 2020'de 84.4 milyar dolara geriledi, kayıp %15.7. Aslında altının değer artışı olmasa kayıp daha yüksek olacaktı. Çünkü değerlenme ve kısmen de altın rezervlerinin artırılmasıyla altın rezervi 23.5 milyar dolardan 42.1 milyar dolara yükseldi, durumu biraz da altın tarafı kurtardı. Yoksa altın hariç 73.9 milyar dolar olan döviz rezervi Ekim 2020'de 42.3 milyar dolara indi. Azalma 33.6 milyar dolar ve %44 oranına vardı. Rezervlerde 16 aylık dönemin kaybı yüksek. Sonuçta aylarca negatif faiz uyguladık, kredileri de patlattık borç yeniden yapılandırmalarını düşük faizlerden gerçekleştirdik. Hatta bununla yetinmeyip yaz mevsiminde 2,5 ay kadar dolar kurunu 6.85'e sabitledik. Bunun için de rezerv kaybettik. Pandemi nedeniyle iç borçlanmada büyük artışlara giderek kamusal harcamaları finanse ettik, vergileri de indirdik. Merkez Bankası parasal gevşeme ile hem bütçe hem de kredi genişlemesini finanse etti, para politikası aşırı gevşetildi. Maliye politikası gevşek, kredi politikası gevşek, para politikası da gevşek, üçünün aynı anda gevşetilmesi ve bunun sürdürülmesi imkansızdı. Öyle de oldu, gidiş Temmuz sonunda tıkandı. Sonuçta büyüme sağlamasına sağladık ama cari açık ve enflasyon yarattık. Bundan önce de döviz rezervleri eridi ve kurlar yükselişe geçti, faizler de yükseliyor.'' kur artışı kadar fakirleştik. Kişi başına gelirin veya alım gücünün düşmesiyle bedeli herkes ödüyor. Bütün bunların ardından 4 yıllığına atanan Merkez Bankası Başkanını 16 ayda görevden aldık. Yeni başkanın misyonu ne? Yeni başkan da tıpkı görevden alınan başkan gibi belli bir misyonla geliyor olmalı. Nasıl ki selefi geldi ve faizleri düşürdü. Şimdi yeni başkan acaba ne yapacak? Hangi fonksiyonu yerine getirecek? Faizi artıracak mı yoksa artışı durduracak mı? Rezervleri daha fazla eritemez. Orada deniz bitti. Faizi düşüremez. Zaten niye artırmadın diye kur aldı başına gitti. Geriye sadece yeterince kullanılmamış faiz artışı kalıyor. Bunu mu yapacak? Yeni başkan kamu yönetiminde tecrübeli bir bürokrat, bürokratik geleneğe sahip Piyasa dinamiklerine inanan ve piyasalarca da credible biri. Bütün bu krediyi herhalde Merkez Bankası başkanlığında harcamak istemez. Ama kendisini o makama getiren siyasi gücün sözünden veya ekonomi duruşundan dışarı çıkması da mümkün olmaz. Bütün bunlara rağmen yeni başkan belli bir hareket imkanına sahip olarak göreve gelmiş olabilir mi? Her yeni gelene böyle bir imkan sağlanır. Bunu somut olarak 20 Kasım'daki para politikası toplantısında alacağı kararla göreceğiz. İstesek faiz artırır, kuru düşürürüz. Geçen hafta sonu Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın bazı AK Partili milletvekilleriyle bir toplantıda yaptığı konuşmayı Yücel Kayaoğlu Türkiye Gazetesi'nde haberleştirdi. Milletvekillerinin aktarımlarına göre Albayrak kur konusunda şunları söylemişti. Dövizdeki artışın birkaç sebebi var. Dünyadaki belirsizlikler, Amerika seçimleri, pandemi, ülkeler arasındaki sıkıntılar. Hepsi dövizin yükselmesine neden oluyor. Biz dolarla uğraşmıyoruz, istesek düşürürüz, faizi yükseltirseniz döviz düşer. Ama bizim derdimiz bu değil faiz artırmanın da eksileri var artıları var. Faiz yükselirse üretim düşer istihdam azalır. Bizim buradaki amacımız ithalatı azaltmak üretimi artırmak. İthalat uyuşturucu gibi İlk kullanıldığında kendini iyi hissedersin ama bu seni yavaş yavaş öldürür. O nedenle bizim hedefimiz öncelikle ithalatı azaltmaktır. Dövizde yaşanan hareketliliğin birkaç ay içinde bir dengeye oturmasını bekliyoruz. Değişimin işaret fişeği mi eğer Cumhurbaşkanı da aynen bu görüşte ise demek ki Berat Albayrak'la faiz konusunda bir görüş ayrılığı yok. Ancak bu durumda Merkez Bankası Başkanı'nı değiştirmesine gerek yoktu. Çünkü Murat Uysal söylenenin dışına çıkan bir izlenim hiç vermedi. Belki yıprananı değiştirmek ve daha credible biriyle yola devam etmek isteyebilirler diye düşünülebilir. Bu durumda belki faiz artışını düşük yapmak veya hiç yapmamak gibi bir seçenek ortaya çıkabilir. Ancak bir Merkez Bankası başkanını görevden almaya değer miydi? Sorun faiz artırmak değilse ki öyle olduğu anlaşılıyor, Merkez Bankası başkanlık ataması bir değişimin işaret fişeği, ekonomi yönetiminde değişimin ilk adımı olabilir. Nitekim dün akşam saatlerinde Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak istifa ettiği haberi geldi. Bu yazı yazılırken istifanın arkı BDT henüz belli değildi. Cumhurbaşkanınca kabul edilirse durumu daha farklı yorumlamak gerekebilir. Türk lirasına kim sahip çıkacak? Bu durumda yeni başkandan ne beklenebilir? Faizlerin yönü zaten yukarıya dönmüştü ve bu eğilimin devam edip etmeyeceği kurun seyri açısından önemli. Dün akşam Naci Ağbal'ın ikinci gününde bankacılarla bir araya gelmesi ve çok verimli geçen bir toplantı yapması bu süreci mümkün olduğunca faiz artırmadan geçirilmek istendiğine işaret ediyor. Bu formül dışarıdan bir kaynak bulunması halinde çalışabilir. Bu da ekonomi yönetimine belli bir zaman kazandırır. Murat Uysal enflasyon raporuna açıkladığı 28 Ekim'de swap görüşmelerinden bir ikisinin sonuçlandırılmak üzere olduğunu belirtmişti. Yeni Merkez Bankası Başkanı'ndan beklenen elbette Türk lirasına sahip çıkmasıdır. Türk lirasını birisi sahiplenecekse bu Merkez Bankası'ndan başkası değildir çünkü Türk lirası onun bastığı paradır. Yeni başkanın faizleri artırmadan ve ekonomiyi boğmadan bunu yapıp yapamayacağını göreceğiz ya da kurun belli bir yerde dengelenmesini beklemekten başka çare kalmayacak. Abdurrahman Yıldırım, Habertürk Gökhan Şen atamalar, istifa, ekonomi ve piyasalar. Memleketimizin bazı temel ekonomik problemleri var. Kronik olarak tasarruf açığımız olması birçok şeyi tetikliyor örneğin. Neye sebebiyet veriyor bu? Yatırım ve tüketim için bizde yeterli olmayan tasarruflara ihtiyaç duyuyoruz. Buna ulaşmak için de küresel piyasa koşullarına bağımlı oluyoruz. Dış ilişkilerimiz, küresel risk iştahı ve bizim ekonomimizin sağlığı bu ihtiyacın fiyatını çok oynak yapıyor. Öngörüde bulunmak zorlaşıyor, bu önemli bir sorun. İkinci sorunsa ithal girdinin ekonomimizde yüksek oluşu. Tüketim arzumuz da çok kuvvetli, nüfus genç, heves bol. Başkasının tasarrufuyla onun mallarını almak elbette çok parlak bir strateji değil. Bu ne getiriyor? Ekonominin genişleme dönemlerinde açılan bir cari açık ve artan enflasyon böylece türk lirası çok savunmasız kalıyor yanına polisi politika diyelim hataları eklenince ekstra yük biniyor hem volatilitenin hem de kurun seviyesinin yüksek olması döviz borçlusu şirketlerin bilançolarını tahrip ediyor enflasyonda devamlı bir sarmal yaratıyor türk lirası zayıf olunca enflasyon yükseliyor enflasyon yükselecek diye türk lirası değer kaybediyor Uysal, Türk Merkez Bankacılığı tarihinin en sert ve en çok faiz indiren başkanları arasına girdi. Alışılmışın dışında bir para politikası uyguladı Türk lirasının baskı altında kaldığı ortamda. Faiz artışı yönündeki refleksleri zayıf kaldı. Bu sebeple başkanın yerine atanan eski Maliye Bakanı Ağbal'ın ismi hem politikanın ortodoks olabileceği hem de faizin enflasyon beklentilerini dengeleyebileceği yönünde bir beklenti yarattı piyasada. Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın istifa paylaşımı ise şu saatlerde hala teyit edilmedi. Bakanlık bölünecek mi, hazine ve maliye olarak yoksa bu şekliyle mi devam edecek bilemiyoruz. Ancak genel politikaların değişimi artık ciddi bir olasılık. Amerika'da da henüz başkanlık seçimleri tamamlandı ancak sonuçlar net değil. Evet Biden kazandı fakat Başkan Trump koltuğu hemen bırakmak niyetinde değil. Bir belirsizlik var. Alt alta yazınca çok fazla belirsizlik olduğunu görüyoruz. Bunun tamiratı dönüp dolaşıp Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası'na kalacak. Bu sebeple 19 Kasım'daki PPK toplantısında ya da daha önce yapılacak bildik yöntemli bir faiz artışı bu belirsizlik döneminde işleri idare etmeye yarayacaktır. Fakat devamında olacaksa yeni iktisat politikası nedir? Döviz rezervlerinin seviyesi için ne düşünülüyor? Enflasyonun yüksek seyri için ne kadar önlem alınacak? gibi soruların yanıtlarını vermek gerekecek doğal olarak. Bunlar belli olana kadar tahmin ediyorum ki tek gündem TCMB olacak, kısa vadeli acıları dindirmek için. Keza TCMB de yaptığı ilk açıklamada fiyat istikrarının temel amaç olduğunu belirtti. Tüm araçların kararlılıkla kullanılacağını belirtti. Bu durumda 19 Kasım'a kadar piyasayla görüşmeler yapıldıktan sonra politika faizinde gerektiği kadar artış yapılacağı mesajını alıyorum. Hali hazırda piyasaya verilen faizin ortalama faizi %14'lere dayanmış durumda. Bu durumda politika faizi olan olması gereken haftalık repoda 4-5 puana yakın bir pansuman faizi, faiz artışı beklentisi oluşabilir. Orta ve uzun vadeli sorunlarımız, sorularımız biraz daha beklemek durumunda. Piyasalarında şu ana kadar kredi açtığını görmemiz gerekiyor. Dolar Türk Lirası güne düşüşle başladı. Cuma kapanışı 8.52 iken pazar akşamı 8.35'e kadar indi. Şimdilerde ise 8.40'larda geziyor. Vaziyet bu. Gökhan Şen, Habertürk.